Herkese selamlar. Bugün F harfiyle başlayan Türk isimleri için imza çalışmaları yapacağız. İmza örnekleri yapacağız. F harfiyle çalışmalar yapacağız. Evet. Biliyorsunuz dilimizde birçok F harfiyle başlayan isim var. Ben bugün erkek isimlerinden başlayacağım. En yaygın olanlarından başlayacağım. Faydası olsun arkadaşlara. İmzasından memnun olmayan arkadaşlara. Mesela en çok biliyorsunuz ülkemizde Fatih ismi çok yaygın. Fetheden anlamında. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten de bileceğiniz gibi fetheden anlamında Fatih. Fatih ile ilgili şöyle güzel şekiller çıkartmaya çalışalım imza olarak kullanabileceğimiz. Yani F harfi büyük ve küçük olarak farklı farklı yazılma şekilleri var. Enteresan bir harf ne bakımdan? Yani şöyle uzatabiliyorsunuz. Yani boydan uzatabiliyorsunuz. Enden uzatabiliyorsunuz. O bakımdan alternatifler çok olacağını düşünüyorum. Mesela nasıl başlayabiliriz? Öncelikle şey yapalım. Tabi burada F ile T'nin orta çizgileri bir yapılabilir mesela. Şu an aklıma o fikir geldi. Onu bir deneyelim mesela. Yani bir F atıyorum. Şöyle uzun çiziyorum. Ondan sonra A'dan T'ye çıkıyorum ama T'nin orta çizgisini çekmeme gerek kalmıyor. Çünkü zaten şeyden geldiği için. Ya da şöyle yapılabilir. Evet. Yani F'yi şöyle atarsınız. F'yi atıyorsunuz. Ondan sonra T'yi atıyorsunuz. İyi. Fatih oluyor mesela. Bu bir yöntem. Yani F ile T'nin orta çizgilerini bitişik kullanmak. Fatih ismi için birkaç tane daha çalışacağım. Ondan sonra diğer isimlere geçelim. Fatih olarak ne yazalım? Ne yapabiliriz? Tabii şöyle mesela büyük F yapabilirsiniz. Büyük F. Yani diğer harfleri F'nin çatısı altına yerleştirebilirsiniz şöyle. Altında şöyle kapatırsınız. Yani büyük F'yi kullanabilirsiniz. Bu şekilde Fatih ismini atabilirsiniz. Fatih ile ilgili başka bir de küçük F yapalım mesela. Küçük F'den gidelim. Biliyorsunuz şöyle bir F vardır. Evet, bu da güzel duruyor. El yazısı H. Yani şöyle el yazısıyla F atıyorum. Ondan sonra H'yi aşağı çekiyorum.
şu arayı da şöyle dolduruyorum. Yani süslüyorum diyelim. Ya da H'yi kısa tutarsanız da güzel çıkıyor. Bakın H'yi kısa tutuyorum, şöyle yapıyorum. Bunlar da bir yöntem. Başka ne yapılabilir? Yani tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle süsleyebilirsiniz yani. Mesela F'yi yaptınız ya. Şu F'nin orta çizgisini T ile birleştiririz. Yani hani şu bitiş yerinde i ile birleştirirsiniz. Evet. Yani şöyle yapıyorum. Orta çizgiyi şöyle dalgalandırıyorum. T yapıyorum. Şu bitişe i yapıyorum. E yapıyorum. Yani şöyle de yapabilir kalem. Şimdi fark ettim. Şurayı iyi yaparsınız şöyle. Böyle de döşeyebilirsiniz yani. Şurayı iyi ile kapattıktan sonra T'yi sonra H'yi böyle yapabilirsiniz. Bunlar da olabilir. Evet. En güzeli şöyle oluyor. Şöyle atıyoruz. Şurayı iyiye bağlıyoruz yani. Yani olabildiğince de elimizi az kaldırıyoruz. Evet. Videolarımız biraz uzun oluyor. Çünkü ben hani örnek çok vermek istiyorum. Çünkü zaten şu attığım imzaların bazılarını siz zaten kendiniz de denemiş olabilirsiniz. Onun için hani daha farklı şeyler tasarlamaya çalışıyorum ki gerçekten bir faydası olsun. Örnek alabileceğiniz. Yani bir de şöyle yapılabilir. Hani F'yi şöyle yaparsınız. Böyle sanki bir dal, ağaç dalı gibi şöyle yukarıdan aşağıya sarkmış diyelim ya da. Yani bu da bir şey. Tabii bunların kapanışlarını yapmak lazım. Şöyle şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şuradan şöyle şöyle çevirirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Yani şöyle F'yi şöyle uzatıyorum efendim. Yaptım tamamen bu. Yani iş F'de bitiyor. Bu şekilde bir imza da olabilir. Bu şekilde bir imza da. Şöyle bir yakından da göstereyim. Hani görmek isteyen arkadaşlar daha iyi net. Yani şuradaki F'yi şöyle uzatıyoruz. Yani yaptığımız olay bu. F'yi uzatıyoruz. Fatih için şimdilik bu kadar yapalım. İleride belki zamanımız olursa yine yapabiliriz. Bir de Fırat'ı deneyelim. Fırat'ta R harfi var. R harfi benim sevdiğim harflerden biri. Yapması zevkli. Evet. Yani hemen şöyle bir atasım geldi. Hani benim ismim Fırat olsaydı herhalde ben böyle atardım. Bilmiyorum.
Yani F'ye yapıyorum. I'ya gel, I'ya geliyorum şöyle. Ondan sonra bir R'ye yapıyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Bakın şöyle I, R, A. Tabi şuradan bir I'dan R'ye geçerken el biraz takılır gibi oluyor ama çok sorun değil. Başka Fırat'la ilgili mesela ya mesela bilmiyorum şöyle şöyle bir şey yaparsınız tek çizgi ondan sonra süslersiniz hani şuraya R yaparsınız şuraya T yaparsınız aralara bir ılağı koymak lazım yani yapacağım olay şu. Şöyle geldim. Ondan sonra şöyle çıktım. Bir daha koyuyorum. Yani şöyle atıyorum. Bakın imzamı şurada T. Bakın F'yi yaptıydım zaten. Şuradan R'ye doladım. Şuradan T'ye çıktım. Yani şurası T gibi düşünün. Bize ne gerek ne kalıyor? Ya böyle de bitirebilirsiniz. Ferit gibi yani Fırat'ın kısaltması gibi ama. Bir de şuraya bir elinizi kaldırıp bir I ile A yapabilirsiniz. Çok enteresan bir imza olur. Bakın tekrar yapıyorum. Yani zaten biz imzalarda biliyorsunuz farklı bir şeyler bulmaya çalışıyoruz yani. Burası alan yetmediği için sığmadı. Şu kağıda devam edeyim. Yani yaptığımız olay şu. F yapıyoruz. Şuraya bir R çıkıyoruz. Şuraya bir T çıkıyoruz. Ondan sonra şuraya bir I yapıyoruz. Şuraya bir A yapıyoruz. Fırat. Evet. F'yi biraz böyle süsleyerek yaptık mesela diyelim. Şuraya bir, şu ikinci çizgiyi I'ya uzatıp ondan sonra R'ye gelip şöyle bir şeyler yapılabilir yani hani. Bu da zevkli bir atma yöntemi. Yani fazla kalemi kaldırmıyorum dikkat ederseniz. Hızlı atabilmek için. Yani bir sadece şuradaki şöyle bir kaldırıyorum. Ondan sonra tamamen kalem kayıyor. Murat Bey, günaydın. Günaydın, günaydın. Hayırlı işler. Bu arada komşumuz geldi sağ olsun. Her sabah selam vermeden geçmez. Çok esnaf kültürünü almış bir abimiz. Tabi burada başka Fırat ismiyle birkaç tane daha deneyelim. Ondan sonra başka isimlere geçelim. Yani şöyle. Az önce hani şöyle bir F yapmıştık. O F'yi ben şimdi küçük F ile birleştirip öyle bir şey yapıyorum. Yani fark ettiyseniz. Evet. Bak sanki B gibi duruyor ama B değil. Şurada bir F yaptık aslında. Yaptığımız olay bu. Bunu da yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler böyle. Ya imzan çok karmaşık, çok böyle şekilli şüküllü olmasına gerek yok. İsminizi, soy isminizi
Yani karakterler içerirse daha sağlıklı olur. Yani el yazısı karakterleri içersin. Bu arada şuradaki zımba beni çok rahatsız ediyor. İkide bir. Gerçi herhalde son iki taneymiş ama onu bir çıkartalım. Kusura bakmayın, müsveddeki atlarımız çok şey değil ama kaliteli değil ama önemli olan zaten biz burada biz kendimize zemin oluşturmaya çalışıyoruz yaz atabilmek için. Şimdi mesela Fırat'la kapanış yapalım. Fırat'ı bir son bir çalışma daha yapalım Fırat'a. Bir de şöyle bir şey yapalım yani hani biraz modern bir şey olsun yani hani niye böyle dalgalandırıyoruz ki mesela şöyle. Yani F'yi şöyle dikkat edersin şöyle yapıyorum altına da T. Hatta şunu şöyle de çekebilirsiniz yani hani. Yani şöyle yapıyorum. Fırat diyorum ya da mesela çektim. Fırat. Şurayı T'yi de kapatabilirsiniz. Yani hani şöyle. Burayı da kapatabilirsiniz. Yani F'yi şöyle üste doğru uzatıyorum. Ondan sonrası tamamen sizin zevkine kalmış. Yani şu üstteki çizgiye bir T de çekebilirsiniz. Yoksa T'yi ayrı da yapabilirsiniz. Yani bundan birkaç tane daha yapalım da fikir iyice anlaşılsın. Yani şöyle yukarı upuzun bir F atıyorum. Ondan sonra şu ikinci çizginin devamı bir iyi inebilirsiniz. Yani ondan sonra R yapıp yani şöyle de yapabilirsiniz. Hani bilmiyorum. Çok da ben karıştırmak istemiyorum ama. Sanırım en güzeli şöyle oluyor. Şuraya indiniz ya şöyle. Şurayı bir T ile bağlıyorsunuz yani. Hem elinizi fazla kaldırmıyorsunuz. Bakın. Yani şu T'yi şuradan şöyle yukarı kaldırıyorsunuz. Tekrar şöyle bir aşağı çekiyorsunuz. Fırat'tan sonra şöyle bakalım yaygın olarak ülkemizde kullanılan isimlerden Furkan ismi. Furkan ismi evet Furkan. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in diğer bir adı Furkan. Furkan yani şimdi başta hep F olunca sanki elim az önceki attığım Fatih ve Fırat'taki F'leri yine benzerlerine atacağım. Belki biraz sıkılacaksınız ama değişiklikleri şu K ve N de yapabiliriz. Yani N'yi şöyle uzatabiliriz. K'yı da şöyle bir şeyler yapabiliriz yani hani. Ama şurada şöyle bir şey çıktı tamamen tesadüf. Yani şöyle yapıyordum, şöyle oldu. Yani normalde şöyle bir F atılmaz ama. Attım yani. Yani bu da madem böyle bir şey çıktı şöyle yani şu yaptığımız hareket şu bir tane çizgi çekiyoruz şöyle bir fen ondan sonra Furkan onu biraz şey yapalım ben şurada bir tane şey gördüm. Şöyle geldim. K'yi biraz uzatıyorum. Şöyle de yapabiliriz ha. Yani F'den sonra R, ondan sonra K'yi şöyle uzatıp şurayı dalgalandırıyorum. Ondan sonra N. N'yi yukarıya doğru çevirin. Hani bence yukarıdaki boşluğu alalım. Boşluğu alalım. Şurada bir boşluk var ya orayı alalım.
Orayı nasıl alacağız? İşte şöyle geliyoruz. Şurayı K ile doldurduk. Şurayı da ne ile? Devamıyla doldurduk. Yani şurayı şöyle K'nin kuyruğuyla doldurduktan sonra şurayı da ne ile doldurdum? Evet. Umarım çıkanları beğeniyorsunuzdur. Şimdi Furkan ismiyle yani şöyle uzatıp şöyle yapabiliriz. Ya bakın şöyle çekiyorum. Yani şuradan geldim. Şöyle gittim. Şuraya geliyorum. Böyle yapabilirsiniz yani. Yani şu altı. Şu çizgiyi uzatıyorum, F'nin çizgisini. Ondan sonra şuraya geliyorum. Furkan yazıyorum. Yani buradaki olay o. Şuraya birkaç tane daha örnek yapalım. Yani şöyle F atıyorum. Şöyle gel, elim kaldırmıyorum. Çekiyorum, alıyorum. Bak. Yani çok şey bir imza. Bakın böyle uzun da atabilirsiniz. Yani hani burada imzan benim şık durmuyor diyorsunuz ya. İmzan niye şık durmuyor? Ben size anlatayım efendim. Ya da imzam beğenmiyorum diyorsunuz. İmzanızı siz ki zorluyorsunuz yani. Mesela Furkan yazacaksan Furkan'ı şöyle böyle yazmaya çalışıyorsunuz. Yani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya bu olmadı. Çünkü el yazısıyla yazmaya çalışıyorsunuz. Doğru, el yazısıyla yazılması lazım ama yani imzanın böyle sıkıştırılmadan yani böyle yapıp da ondan sonra diyorsunuz bu imzayı beğenmedim. Yani imzayı biraz egzecere edeceksiniz. Yani imzayı böyle abartacaksınız. Nasıl abartacaksınız? Az önce yaptığım gibi mesela şöyle. Ya burada ne yapıyorum? F'yi böyle değişik bir F atıyorum yani. Çizgisini uzun atıyorum. Ondan sonra altına Furkan yazıyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani imzada olabildiğince serbest davranacaksınız. Yani elinizi serbest bırakacaksınız. Evet. Bir de böyle bir şey yapalım bakalım. Yani F'yi şöyle uzatıyorum. Yani şöyle de bir şey oluyor mesela. Ya bakın tamamen şu an kafamdan sallıyorum yani hani. Yani ya burada sadece F harfini şöyle farklı çıkartmaya çalıştım. İlk başta şunu yaptım. İlk başta yaptığım şuydu. Sanki bir S yapıyormuş gibi yaptım yani. Bir S yapıyormuş gibi. Bakın. Ondan sonra şöyle yapıyorum. Yani burada K harfi de tabii güzel bir harf. Bakın. K harfini ne yapabilir? Ben size anlatayım mesela. Şöyle K harfini uzatabilirsiniz yani. Yani şöyle K'nin kuyruğu var ya üstteki. Onu uzatabilirsiniz. Şimdi başka bir isme geçelim. Ne olsun mesela? Feyyaz ismi de ülkemizde yaygın.
Metin Ali Feyyaz'dan dolayı sanırım. Feyyaz'dan da katkısı çoktur bu isme. Öyle düşünüyorum. Şimdi mesela burada iki tane yeğimiz var. Yeğlerden dolayı çok böyle süslü süslü şeyler yapabilirsiniz. Yani mesela ne bileyim mesela. Bakın yeğleri şöyle attım. Yani biraz gözüksün diye böyle yayarak atıyorum ama tabii normalde ben şu imzayı mesela yani nasıl atarım? Şöyle biraz daha sıkıştırarak da atabilirim yani. Yeğleri şöyle yan yana döşüyorum. Elimi kaldırmıyorum. Feyyaz ismini başka ne yapabiliriz? Y ismi tabi Y harfi daha doğrusu. Sanki şöyle basamaktan iniyormuş gibi aşağı doğru kayıyor imzam. O da Y'den kaynaklanıyor. Y'leri birleştirmeyeyim diye. Evet. Bakın şöyle Y yapıyorum. Da bir imza yani şöyle atıyorum. Birinci yeğenin kuyruğu üstten gidiyor, ikinci yeğenin kuyruğu alttan gidiyor. Şu imzayı biraz çalışalım. Güzel durdu gibi. Bakın. Tabii sonunda Z var. Yani şuradaki Z'yi şöyle de yani Z'yi en son şu şeyin devamında yapacağım. Bakın. Şurası Z olacak mesela. Şimdi onu biraz daha net göstereyim. Şöyle geldim. Attım. Şu yerin birincisi. Şu ikincisi. Şu üçüncüsü. Şu da Z. Yani Z'yi şuradan uzatıyorum. Tabi bunu yapamam için şöyle Z'yi şöyle yaparsanız. Ondan sonra şöyle. Feyyaz ismi de bu böyle olsun. Bakalım başka ne yapabiliriz? Ferhan var. Ferhan.
Tabii bazıları düşünecek ya, bu adam deli gibi sürekli imza atıyor. Yüzlerce video yayınlıyor falan. Ya aslında ben bunu biraz da biraz el yazımı daha da geliştirmek için ya da tasarım gücümü daha da geliştirmek için yapıyorum. Hani olabildiğince deneme yaparsanız farklı şeyler çıkartma şansınız artıyor. Ya bir de imza gerçekten ülkemizde pek kıymet verilmiyor. Aslında insan hayatının en önemli parçalarından biri. Yani evlenirken ne yapıyorsunuz? Nüfus cüzdanınız ya da mesela nikah memuru soruyor. Ondan sonra evet. Ondan sonra imzalarınızı atıyorsunuz değil mi? Yani hayatınızın en önemli anında yine imza atıyorsunuz. Ya da ne bileyim bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız. Bunlar bir insan hayatında kaç kere ev alır, araba alır? Sözleşmelere, kontratlara hep imza atıyorsunuz. Ya imzanızın böyle tabii haklı olarak şık olmasını istiyorsunuz. Ben şu an Ferhan çalışıyorum. Tamamen böyle keyfime göre atıyorum yani. Hani Ferhan diye atıyorum. Ya spor haberlerini seyrediyorsanız işte şu futbolcu şu kadar milyon dolara imza attı. Sözleşme mi imzaladı? Ya da başkan işte ABD Başkanı Donald Trump işte şu yasayı imzaladı. Yani imzanın olmadığı bir hayat yok zaten. Ya tamamen bu imza işinde bence elinize güvenin, ne çıkartıyorsa rahatsanız yani mesela şu imzanızdan rahatsanız yani imzanızı zorlanmadan atıyorsanız mesela şu an Ferhan'ı mesela zorlanmadan atıyorum, benim ismim mesela Ferhan olsa yani şöyle bir imza seçtim diyelim. Yani zorlanmadan atıyorum mesela. Böyle zorlanmadan atacağınız bir şeyler bulacaksınız. Ya bakın böyle hani böyle şeyler deneyebilirsiniz. Yani mesela ne yapıyorum? Bir tane büyük F yapıyorum. Sonra E'yi şöyle doluyorum. Ondan sonra R'yi doluyorum. Ondan sonra H'yi doluyorum. Mesela bunu biraz şey yapalım mesela. Şöyle belirgin yapalım mesela. Şöyle atıyorum bir E yaptım. Ondan sonra bir R yapıyorum. Ondan sonra bir H yapıyorum. Ferhan yazıyorum bak. Yani böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yani illa evet şu mesela. Şu hareketi de yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Yani şöyle
alttaki feli şeyini uzatıyorum ya. Ya üsttekinden bile uzun. Ama hani önemli olan şık dursun diyoruz ya. Şık durmasını istiyorsanız şöyle böyle uzun çizgiler atın. Böyle şu şekil, şu tarz şeyler. Yani kalemi böyle zorlayın biraz. Hani bir arabaya binersiniz, 5. 4'ten sonra 5. vitesi zorlarsınız. Mesela şu an kalemi zorluyorum mesela. Kalemin gücünü zorluyorum. Nasıl zorluyorum? Bakın. Yani kaleminizi biraz zorlayın. Şöyle. Bakalım ne çıkartıyor mesela. Ne çıkartıyor? Ona bakın mesela. Ferhan mesela. Tabii ben biraz daha şu elimdeki mürekkepler bitince şimdi kırtasiyelerde belki görmüşsünüzdür. Büyük imza kalemler var. Onlardan almayı düşünüyorum. Çünkü bu dolma kalem bazı yerlerde tıkanıyor. Yani mesela az önce şuraya atmaya çalışıyorum. Şuralarda bir kesintiler oluyor. Bakın bu da basitçe bir ferhan. Basitçe ferhan. Kapanışında tekrardan böyle de yapabilirsiniz. Yani bir isim daha yapalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Mesela benim burada gördüğüm Fettah var mesela. Fettah. Fettah ismi aslında çok yaygın diye sanırım ama yine de yapalım. Ya bakın buradaki espri şu. İki tane T olduğu için iki tane T'nin orta çizgisi de şunu şöyle birleştiriyorsunuz. Yani şöyle yapayım ben tekrardan. Bakın E'den sonra T'yi indiriyorum. Tekrar T'yi indiriyorum. Ondan sonra H yapayım. Yani şuraya bir çizgi dağıtmaya çalışmıyorum. Başka ne yapılabilir? Yani şöyle F'yi bakın. Yani F'yi biraz şey yapıyorum böyle süsleyerek atıyorum yani. Şurayı sonra şöyle de yapabilirsiniz. Genelde imzalarda şahit olmuşsunuzdur. Şu iki T'yi sonradan bağlarlar böyle. Yani o da çok zevklidir mesela. F'yi yapalım. Şöyle yaptım bakın. T'leri sonra bağladım. Yani isminiz de böyle yan yana iki tane T varsa bu yöntemi kullanın. Hem imzaya renk katıyor hem de imzaya hız katıyor. Yani imzayı hemen pat şöyle şöyle atıyorsunuz, hemen kapatıyorsunuz. Evet, başka ne yapabiliriz?
Başka burada ne yapabiliriz? Ben şöyle bir çizgi atarım. Ya benim atacağım imza bu. İsmim Fethi olsaydı atacağım imza buydu, ben size söyleyeyim. Yani hızlı mı? Hızlı. Bakın. Yani. Güzel duruyor mu? Yani yeterince güzel duruyor bence hani. Çok basit. Evet, şu özellikle en son attığım fettaha bakarsanız, en son attığımız, yani bence yeterince imza özelliği taşıyor. Son bir tane daha yapalım. Fettah'la ilgili. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Tabi diyeceksiniz ki F'le bu kadar mı isim var? F'le yüzlerce isim var, biliyorum, farkındayım da. Videolarda tabi çok uzun çekemiyoruz. Hem yüklemesi sıkıntı oluyor, sorun oluyor. Hem de o kadar vakit ayırmak her zaman mümkün olmuyor. İşte dediğim gibi zaman oldukça ben olabildiğince bütün isimleri yapmaya çalışacağım. Bu arada hani benim ismim de şu yapın derseniz hani memnuniyetle, neden yapmayalım zaten? Biz bunu zevk için yapıyoruz. Dediğim gibi tamamen stres atmaya çalışıyorum. Biraz da el becerimi artırmaya çalışıyorum. Sürekli pratik yapmaya çalışıyorum. Biraz da stresimi atmaya çalışıyorum. Yani bu daha önceki videolarda anlattığım gibi bu kalem kağıt kullanmak insanı rahatlatıyor. Yani bakın şu F'yi şöyle süsleyebilirsiniz. Yani şöyle bir dalga yapıyorsunuz. Yani şu. Yani F'nin tepesini süsledikten sonra şuraya geliyorsunuz. Bakın şöyle, yani elinizi rahat çalıştırın. F'yi süsledim şöyle. Şunu çizdim. Ondan sonra bakın bir şuraya bir tane atıyorum. Bir tane şuraya atıyorum. Şu ilki F'nin çizgisi. Şundakiler, şurada en son attıklarım da T'leri yapabilmek için. Yani bakın hızlı atıyorum. Yani bu şekilde. Şu yaptığımızda ortasını kapatalım mesela. Hızlıca atalım. Kalem tabi bize cevap vermiyor. Evet. Arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Saygılar, sevgiler efendim. Herkese iyi günler. Sağlık, saatler. Tekrardan teşekkür ederim.